Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün gençlerin çok sevdiği, gençler arasında popüler olan bir tarif olan noodle tarifi paylaşmak istiyorum. Üstüne üstlük ev yapımı bir noodle. Gelin şimdi tarifin detaylarına geçelim. Önce karıştırma kabıma oda sıcaklığındaki 2 adet yumurtamı kırıyorum. Şimdi de üzerine bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve çay bardağının şöyle çok az dibinde de suyumu ilave ediyorum. Bir çatal yardımıyla karıştırıyorum. Unumu eleyerek ilave edeceğim. Olabildiğince sert bir hamur yapacağım. İlk aşamada bu şekilde çatal yardımıyla makarna hamurumu yoğuruyorum. Dediğim gibi sert bir hamur olması gerekiyor. Biraz kıvam aldıktan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi çatalımı şöyle çıkartacağım içerisinden. Şimdi daha iyi yoğurabilmek için hamurumu tezgahıma alıyorum. Hamurum hala istediğim sertlikte değil. O yüzden bir miktar daha şöyle un ilavesinde bulunup yoğurmaya devam edeceğim. Evet, hamurum istediğim sertliğe ulaştı. Şimdi şöyle yoğurduğum kabın içerisine bırakarak üzerine bir streç filmle kapatıp dinlendireceğim. Evet, şimdi hamurumuzu rahat açabilmek için şöyle dörde bölüyorum. Bezelerimi hazırladım. Şimdi kurumaması için üzerini kapatacağım. Tezgahıma bir miktar un alıyorum ve hamurumu hafiften uzunlamasına merdane ile açıyorum ki makinem de daha rahat açılsın. Hem çekimi yapıp hem hamuru açtığım için biraz zorlandım. Bu kadar detaylı çekebildim. Şimdi hamurumu 3-4 kez, 5 kez hamurumuz tam istediğimiz kıvama gelinceye kadar makinenin açma bölümüyle açmaya devam ediyorum. Bu arada da unluyorum yapışmaması için hamurumu. Unlamaktan korkmayın. Hamurumuz istediğimiz kıvama gelmesi için unlamamız gerekiyor. Arada kademelerini değiştirebilirsiniz. Daha sıkı yapıp daha inceltebilirsiniz veya çok ince ise
gevşetip daha kalın, daha tok bir hamur elde edebilirsiniz. Siz noodle'unuzu hangi kalınlıkta istiyorsanız hamurunuzu da o kalınlıkta açmanızı tavsiye ederim. Gerçekten çocukların çok favori yiyecekleri arasına girdi. Uzak doğudan gelmesine rağmen Türkiye'de de çok sevilen bir lezzet. Hazır pakettekilerin içerisinde çok farklı koruyucu veya çok farklı bağımlılık yapan maddeler var. O yüzden ben evde yapmayı tercih ettim. Bu şekilde hamurumu yapıyorum. Daha sonra kesme işlemine geçeceğim. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldiği zaman kesmeye başlayabilirsiniz. Eğer evde bu makinamız yoksa elle de kesebilirsiniz ama tabii ki biraz daha zahmetli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi benim ilk kestiğim biraz ince oldu. O yüzden bir sonraki hamuru biraz daha kalın açtım. O zaman daha noodle formunda oldu. Bu biraz ilk açtığım biraz inceydi. Dediğim gibi biraz daha kalın açarsanız pişirirken de erimez, daha güzel olur. Evet, bu şekilde pratik olarak hazırladım. Birbirine yapışmaması için bir tepsiye seriyorum hamurlarımı, noodle hamurlarımı. Bir öncekiler ince olduğu için onları kenara almıştım. Bunları daha kalın kestim. Gördüğünüz gibi daha noodle formunda. Ayrıca son kalan hamurumu da bu şekilde makarnalık olarak kestim. Şimdi de marine etmiş olduğum tavuk göğüslerimi tavamda hızlı bir şekilde mühürleyerek pişirdim. İstediğiniz sosu kullanabilirsiniz. İsteyenlere sos tarifinde paylaşırım daha sonra. Evet, noodle'un olmazsa olmazı acılı domates sos. Ayrıca burada bir tavuk stok hazırlamıştım. Yani haşlanmış tavuk, tane karabiber, defne yaprağı ve yarım adet de havucu haşlamıştım önceden. O suda pişiriyorum noodle'umu. Bildiğiniz üzere noodle'lar genelde sebze çeşnili, tavuk çeşnili diye geçiyor. Ben de o yüzden tavuk stok yaparak hazırladım. Yani tavuk suyu haşladım. Tavuğu haşladığım suda yapıyorum daha doğrusu. Bu aşamada kamerayı maalesef dik tutmuşum. Pek iyi çıkmamış görüntü. Hem çekim yapıp hem yemek yapmak gerçekten çok zahmetli bir iş. Lütfen videomu beğenip yorum yazmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten çok emek harcıyorum bu videoları çekerken. Evet, çok fazla pişirmemize gerek yok. 2-3 dakika kadar yeterli olacaktır. Yoksa hamurlaşma yapabilir. Daha sonra hazırlamış olduğum domates sosumun içerisine alıyorum noodle'larımı. Hızlı servis yapmamız bu aşamada çok önemli. Yoksa noodle'lar bekledikçe hamurlaşma yapabilir. Gördüğünüz gibi hazırdan hiç de bir farkı yok. Üstüne üstlük ev yapımı ve çok sağlıklı. Piştikten sonra servis kabımı aldım. Üzerine de pişirdiğim tavukları ve bir miktar da mısırım vardı. Onu ilave ettim. Evde daha önceden chopstick almıştım. Onlarla da servis yaptım. Gerçekten muhteşem oldu. Orijinaline yakın bir tarif. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.